Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda paragraf karma soru çözümü 1 ile karşınızdayım. Bunun devamı da gelecek bu bir seri halinde devam edecek onu söylemek istiyorum. Kanalımızı ilk kez ziyaret edenler için bir bilgisi deneme çözümünün 3. videosunu yayınladım. Onun da devamı gelecek gençler. Bizleri takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın gençler. Hemen detaylarımıza geçelim. Evet birinci sorumuz. Çokça problem yaratan bir soru tipi. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır diyor. Benim bir, burada size tavsiyem şu. Karar verdiğiniz bir cümle olduğunda o cümleyi parçadan çıkarıp parçayı bir kez daha okuyup sağlamasını yapmanızı sizden rica ediyorum. Bunu bir zaman kaybı olarak görmeyin lütfen. Bir net eksik yapmaktansa orada bir 5-10 saniye bunun kontrolünü yapmak daha sağlıklı bir tutum olacaktır gençler. Evet hemen bakalım şimdi. Son yıllarda özellikle büyük şehirlerde açılan kitap fuarlarının sayısı gittikçe artıyor. Okurlar bir merkezde her türlü kitaba ve yayın evine ulaşabiliyor. Nerede bu bir merkez? İşte bu fuarlar. Dolayısıyla bir ile iki anlamca birbiriyle bağlantılı gençler. Ayrıca fuardaki indirimli satışlar dar gelirli kitleleri okumaya yönlendiriyor. Yine bahsedilen fuarla ilgili bir avantajdan bahsetti. Yayın evleri fuar mekanının darlığından yakınıyor. Burada yayın evlerinin fuar mekanının darlığından yakındığına geçti. Aynı zamanda fuarlarda imza güzen, e, günleri düzenlenerek yazarla okulun buluşması sağlanıyor. Tekrar fuara döndü arkadaşlar fuarın avantajlarına. Bu sayede yazar ile okul arasında oluşan sıcaklık edebiyata olan ilgiyi canlı tutuyor. Yine fuarın bir avantajı bir niteliğine atıfta bulundu. Şimdi ben burada dörde karar verdim ama seçeneği işaretlemeden önce... Dördüncü cümleyi parçadan çıkarıp okumam lazım. Size de bunu öneriyorum. Hızlı bir şekilde son yıllarda özellikle büyük şehirlerde açılan kitap fuarlarının sayısı gittikçe artıyor. Okurlar bir merkezde her türlü kitaba ve yayın evine ulaşabiliyor. Ayrıca fuardaki indirimli satışlar dar gelirli kitleleri okumaya yönlendiriyor. Aynı zamanda bu fuarlarda imza günleri düzenlenerek yazarla okurun buluşması sağlanıyor. Bu sayede yazar ile okur arasında oluşan sıcaklık edebiyata olan ilgiyi canlı tutuyor diyor. Arkadaşlar yaptığımızı, benim yaptığım şeyi mutlaka uygulayın. Bakın dördü çıkardım parçayı okuduğumda bunun bir bütünlük sağladığını görmüş oldum. 1, 2, 3, 5 ve 6 fuarın edebiyata ve sanat hayatına katkılarından bahsederken 4 yayın evlerinin fuar mekanının darlığından yakındığına değinmiştir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan seçeneğidir. İkinci sorumuz. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Yine aynı şekilde bir soru. Her insan bir bildiri ile çıkar toplumun karşısına. Bu bildiriyi derli toplu olarak sunabilen kişiye yazar denir. E, evet, iki ile bir birbirine, birbiriyle bağlantılı. Bunu gerçekleştirebilmek için bir anlatım yolu bulması gerekir yazarın. Üç de bir ve iki ile bağlantılı. Bu anlatım Yazarın düşündüklerini ifade etme gücüdür. Şurada bir anlatım yolu bulması gerekir dedi ya. Bu da bunun devamı arkadaşlar. Ancak her anlatım yazarı hedefine ulaştırmaz. Önemli olan bu ifade etme gücünü doğru bir biçimde biçimlendirmektir diyor. Arkadaşlar bakın. Burada düşünceyi ifade etme gücü dedi. Önemli olan da bu ifade etme gücünü doğru bir biçimde biçimlendirmektir dedi. Beş tane değindi Ancak her anlatım yazarı hedefine ulaştırmaz diyor. Burada konunun dışına çıkarak ama altıda tekrar 4'te, 3'te, 2'de ve 1'de anlattıklarına dönerek parçayı tamamladı. Dolayısıyla 5'i çıkaracağız. Cevabımız denizli seçeneği olacak. Evet, üçüncü sorumuz. Bu parça ikiye bölünmek istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Bu da gerçekten çok sıkıntılı bir soru tipi. Birçok öğrencimizin zorlandığı bir soru tipi. Burada da e, tekniğimiz şu olacak. Bir cümleye karar vereceğiz. Sonra parçayı oradan ikiye ayırıp bir kez daha okuyacağız. Yani yine sağlamasını yapacağız arkadaşlar. Ama bu defa atmayacağız. Parçayı ikiye bölüp iki parça halinde okuyacağız. Şimdi bakalım. Bir eser or, bir eseri ortaya koyan kişi, özür diliyorum şurada i harfini unutmuşuz. Bir eseri ortaya koyan kişi elbette okunmak için yazar. Bunun aksini söyleyenleri alkışlayalım ama onlara inanmayalım. Bununla birlikte bir e, bizde yazar gittikçe okunmama payesi kazanmak için yazıyor. Burada bir eleştirel yaklaşım söz konusu. Adeta diyor, daha fazla okunmayayım diye bir uğraş sergiliyor diyor. Bir yazar çok satan çok satan gazetelerin birinde yazı konusu olabilirse birçok insan tarafından tanınabilir. Çok yazan gazetelerde diyor onunla bir röportaj yapılır, oraya konu olursa birçok insan tarafından tanınabilir. Ama gazeteyi okuyan insanlar onun yapıtlarını okumayacaklar, sadece hakkında yazılanları bilmekle yetinecekler. Bu durumda yazar gerçek kimliğiyle değil, gazetecinin onu tanıttığı gibi bilinmiş olacak. Arkadaşlar dördüncü cümleden itibaren bir yazarın gazeteye konu olmasından bahsetti ve 5 ve 6 da onunla devam etti. Öncesinde neden bahsetmişti? Bir eseri ortaya, ortaya koyan kişinin amaçlarından, okunmak istemesinden falan bahsetmişti. Dörtten itibaren gazeteye konu olması, gazeteyi okuyan kişilerin sadece onu anlatan kişinin ağzıyla tanıması, eserlerini okumamasından bahsetti ve dolayısıyla tanınırlığını sınırlandıracağından bahsetti arkadaşlar. Cevabımız burada Ceyhan seçeneği olacak. Evet dördüncü sorumuz. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bu bir ana düşünce sorusu. Parçanın tümünü okuyacağız ve bu söylenenler bize niçin söylendi diyeceğiz. Bakın konu ne anlattı? Anlatım özelliklerinde niçin anlattı ise ana düşünceyi ifade eder. Bakın şimdi şiir yaşayan ve yaşayacak olan bir dille yazılırsa gerçek bir sanat eseri olur ve her dönemde yaşamaya hak kazanır. Yani bu ne demek? Günlük hayata uygun İnsanların okuyabileceği seviyede bir dille yazılırsa gerçek bir sanat eseri olur ve her dönemde yaşamaya da hak kazanır. Klasik olur yani. Her gün şiir yazmaya çabalayanlar kaygan arazi üzerine bina yapmaya çalışan mimara benzer. Yani burada zorlamaya gerek yok diyor. Bu öyle birden bile ve sıkça yapılacak bir iş değil, özen gerektirir diyor. Her gün şiir yazmaya çabalayan kişiler de kaygan arazi üzerine bina yapmaya çalışan mimara benzer. Eserlerinin ömrü kullandıkları dilin Ömrü kadardır diyor. Peki bize ne anlatmaya çalışıyor arkadaşlar ee, burada? Kalıcılıkla ilgili yani kalıcılığı nasıl yakalayacağı ile ilgili bir mesaj vermiş. Amacı bu. Bakalım okur dilini anlamadığı şiiri sevmez. Yazıldığı dönemde ilgi gören yapıtlar kalıcılığı yakalar. Hayır böyle bir şey söylemedi. Bir şiirin kalıcı olabilmesi için dilinin yalın olması gerekir. Yalın olmak başka bir şey. Konuşulan dili kullanmak başka bir şeydir. Gerçek sanat yapıtı toplumsal konuları yalın bir dille anlatır. Yine aynı şey şiirin kalıcılığı yaşayan dil ile yazılmasına bağlıdır diyor. Dolayısıyla cevabımız Edirne seçeneğidir. Beşinci sorumuz. Bu parçada vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yine bir ana düşünce sorusu. Sanatın amacı nedir? Hayatı anlamak mı? Tabiatı açıklamak, toplumu yansıtmak mı? İnsanı tanımak ya da bir yaşantı kurmak mı? Bir övgüye layık olmak, ya da bir eleştirinin hedefi olmak mı? Kuşkusuz bir sanatçının amaçları arasında bunlar vardır. Olabilir diyor. Ama sanatçının temel amacı güzellik kavramını somutlaştırmak olmaktır. Arkadaşlar ana düşünce son cümlede bir cümle halinde karşımıza çıkarıldı. Peki buna ne diyeceğiz? Topluma ve yaşamı yansıtmak, insanı tanımak ve tanıtmak, tabiatı bütün özellikleriyle eserlerine yansıtmak, topluma daha iyi yaşam koşulları sunmak, Güzel olanı okurun zihninde belirginleştirmek. Evet bakın son cümleye. Güzellik kavramını somutlaştırmak. Yani güzel olanı okurun zihninde belirginleştirmek. Yani somutlaştırmak cevabımız Edirne seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Böyle düşünen bir yazar aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez diyor. Parçanın tamamını okuyacağız ve seçeneklere bakacağız. Burada yapacağımız tek şey bu. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar. Uzaktan kokusunu alır almaz silahlarımı atar teslim alırım. Ne demek istiyor? Eğer birinin doğru yaptığını görürsem diyor ben ona karşı savunma mekanizması geliştirmem diyor. Silahlarımı atarım. Fazla yukarıdan ve insafsız olmadıkça yani kendisini çok büyük gelen, bizleri küçük gelen ve insafsızca yapılmış bir eleştiri olmadıkça diyor yazılarımın eleştirilmesini hoş görmüş haklı olduğunu düşündüğüm eleştiriler doğrultusunda yazılarımı biçim verdiğim olmuştur. Yani tam tersine bir insanın beni eleştirmesinden mutluluk duyarım. Hatta onun eleştirileri doğrultusunda yazılarıma biçim verdiğim bile olmuştur diyor. Bazen zararına da olsa eleştirmene uysal davranmalıyım ki beni her zaman serbestçe uyarsın, kendimi geliştirmeme yardım etsin. Yani eleştirmenin bir anlamda daha güzel sanat eserleri de ortaya koyabilmesi için bir e, ölçü oluşturabileceğini de ifade ediyor. Peki bakalım nitelendirilemez dediğine göre eleştirileri açıktır Kusurlu yönlerin olabileceğini düşünür. Evet. Yapıcı eleştirinin faydasına inanır. Doğru. Doğrunun tek temsilcisi olduğunu düşünür. Kesinlikle hayır. Ne dedi burada? Ben bazen eleştirmenin tavsiyeleri doğrultusunda eserlerimi biçimlendiririm dedi. Dolayısıyla tek doğruyu ben biliyorum gibi bir tavrı yok. Doğru olan düşünceleri kabullenebilen cevabımız denizli seçeneğidir. Arkadaşlar paragrafta karma soru çözümü serimiz devam edecek. Bundan sonra çok güzel sorularla videonun devamını getirmeye devam edeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize çalışmalarınızda ve sınavlarınızda başarılar diliyorum gençler.